Merhaba sevgili arkadaşlar. Bir bilgi kartı videoyla daha karşınızdayız. Sırayla gidiyoruz. Hunlar dedik, Göktürkler dedik. Sıra geldi Uygurlara. Uygurlar öncekilere göre daha uygarlar. Uygurlar, uygarlar. Neden? Biliyorsunuz din değiştirmekle birlikte yerleşik hayata geçen ve netice itibariyle yerleşik hayatın getirmiş olduğu sonuçlarla daha gelişmiş bir yapıya sahip olan Türk Devleti. Ki Mani dini etkili. Şöyle genel bir konuşayım istedim en başta. Ki ilklerimiz var. Bögük Ağan döneminde biliyorsunuz Mani dinini kabul edecekler. Ve ilk yerleşik, ilk işte tarımsal üretim olarak geçer. İlk mimari, ilk şehirler, ilk kağıt, ilk matbaa. Kanunların yazılı hale getirilmesi bununla birlikte orta oyunun kurucusu olarak da Uygurlar görülür. Öyle bir kısaca geçtik. Şimdi gelelim bilgi kartlarımıza. İşte Uygurlar Mani dinini kabul ettikleri için kendilerine yaylacı Budistler olarak da adlandırılmışlardır. Hani olur ya bir soruda yaylacı Budist olarak geçen Türkler aşağıdakilerden hangisidir diye çıkarsa Uygurlar aklınızda bulunsun. Az önce söyledik, ilk kağıt, ilk matbaa Uygurlardaydı ki töreyi yazılı hale getiren de Uygurlar olmuştur. Bu da aklınızda bulunsun. Çok güzel bir bilgi sorusu olabilir LYS, KPSS için. Töreyi yazılı hale getiren Uygurlardır. Bir diğeri, Uygurlar ki Moğollarda da söyleyeceğiz bunu, Moğolların Türkleşme sürecini başlatmıştır. Uygurlar Moğol devletinde memur olarak çalışmıştır, vergi memuru olarak çalışmıştır, işte orduda yer almıştır vesaire. Neticede Moğolların Türkleşmesinde önemli bir etkiye sahipler. Türk tarihinde ilk kütüphane kuran Uygurlardır. Türk tarihinde ilk örgün eğitim sistemi de Uygurlara aittir. Bunu da unutmayın arkadaşlar. Bunlar da yine önemli noktalar. Bir diğeri Uygur tapınakları. Koço, Bezeklik, Kızıl, Tunhuang tapınakları arkadaşlar. Ki bunda en meşhuru Koço tapınağıdır arkadaşlar. İşte tapınaklar stupa olarak da adlandırılıyor. Onu da söylemiş olalım. Evet, bu da çok soruluyor LYS tipi sorularda. Talas Savaşı sırasında Orta Asya'daki Türk Devleti kimdi? Uygurlardı. Uygurlar Orta Asya'da Talas Savaşı sırasında varlık gösteren Türk Devleti'ydi. Uygur yazıtları Karabalsagun, Sine Uşi, Taryat. Bir de bunun çok meşhur öyküleri vardır. Kalyanam Kara, Papam Kara, Seninki Benden Kara. Tabi Seninki Benden Kara kısmı yok. Kalyanam Kara, Papam Kara bir Uygur prensinin başından geçenleri anlatıyor. Hadi onu da araya sıkıştırmış olalım. Evet, az önce söylüyorduk. Uygur hükümdarı Bögük Ağan Luoyang Seferi'ne çıkıyor. Nedir bu Luoyang Seferi? Çin, Tibet bölgesinde bir isyanla karşılaşmış. Bu isyanı bastırabilmek için Uygurlardan yardım istemiş. Bögük Ağan sefere çıkmış. Sefer dönüşünde 4 Mani dinine mensup ya da Maniheizme mensup rahibi yanında getirmiş. Böylece Uygur ülkesinde Maniheizm yayılmıştır. Şunu da unutmayın. Bir önceki videoda vardı. Göktürklerden de hangi hükümdar Maniheizme falan geçmeye çalışıyordu? Tapo Kağan. Ama halkıyla birlikte geçen kim oldu? Bögük Ağan Uygurlar. Ha tabi bu dinin çok önemli meşhur özelliklerinden biri de nedir? İşte adam öldürmek yasaktır. İşte bu da Türklerin savaşçılık özelliğinin zayıflamasına yol açmıştır şeklinde yorumlanır. Evet, yine KPSS'de geçmiş yıllarda çıkmış bir bilgi. Ay Tengri. Bir ünvanını kullanmaya başlayanlar Uygurlardır. Ay Tengri. Mani dini, ışık dini Ay ile özdeşleştiriliyor. O yüzden bu bilgiyi de unutmayın. Evet, az önce söylüyorduk. İlk din değiştiren, ilk yerleşik hayat, ilk şehirler, ilk mimari, ilk kağıt,
ilk matbaa, ilk kütüphane, ilk örgün eğitim, ilk fresk denilen duvar resimleri Uygurlara aittir. Evet, ÖTÜKEN'i merkez yapan Türk devletleri burada Uygurlar'da var ama hepsini bir görün istedim. Asya onları ilktir. Birinci Göktürk, Kutluk yani ikinci Göktürk, Uygur ve son olarak Kırgızlar. Hani bu zor bir soru olarak hangisi ÖTÜKEN'i kullanmamıştır diye sorulabilir. Öncüllere konulur hangisi kullanmıştır, hangisi kullanmamıştır diye sorulabilir. Ya da ilk kim kullanmıştır, son kim kullanmıştır diye sorulabilir. Aklınızda bulunsun. Evet, başa dönmüş olduk arkadaşlar. Uygurlar ile ilgili vereceğimiz bilgilerde bu şekilde. Başka bir videoda görüşmek üzere.